Yeni videomuza hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda Türkiye'nin intikamını alıyoruz. Geçenki milli maçta da gördüğümüz gibi bizden ne zaman bir tık üstte bir takım gelse hemen yenildiğimiz için intikam almakta bizlere düşüyor maalesef ki. Oyunu en zor modda açacağız ve Hırvatlara saplayacağız abi. Şimdi kadroyu zaten şu anda da ekranda görüyorsunuz. Yani Burak Yılmaz falan var yani bizde. Benim kadro güncel değil ama oyunu alabileceğimize inanıyorum. Formamızı da kıpkırmızı yapıyoruz abi ve başlama vuruşu gelsin. İlk yarı öyle bir şey yapacağız ki Burak Yılmaz'a rakibi yoracağız. Evet, doğru duydunuz. Burak Yılmaz'a rakibi yoracağız. Ve ikinci yarı Cenk Tosun'u çekip oyunu bitiriyoruz abi. Evet. Ey Modric. Stefan Kuntz, ne bilirim. Çok güzel oğlum, çok güzel. Çok güzel, sakin. Çok iyi oynuyoruz. Sakin, baskıyı burada yapma. Arkada boğacağız baskıyla. Hop, İrfan'dan mükemmel bir müdahale. İkinci yemedi ve hocamız bize faul verdi. Biz mi yaptık? Olur. Zaten bu ayrımı biz her zaman hissediyoruz. Hadi lan. Ya Burak biraz koşsan oğlum. Helal Mert, helal. Rakibimiz gerçekten iyi, bunu hissediyoruz. Çünkü onlar dünya dördüncüsünün, üçüncüsünün, altıncısı oldukları için bizi yenmeleri gayet normal değil mi? Öyle bir şey diyorlardı. Hadi Burak, sonu atıyorum. Bas. Helal, İrfan'da. Yaklaş Burak. Abi Burak'la çok zor be. Koş. Bravo oğlum. Mükemmel bir pasta geldik. Türkiye döndü ortaya. Burak var artık. Ya bu var ya, Cengiz'le Burak aldım, üst sıçıyoruz ya. Çok kötü faul. Kim yaptı? Ya, o kuşlu o. Sarı kart görüyor. %42 toplu oynamayla oyuna hakimiz. Güzel bir müdahale denemesi ve Mert uyanık. Mert biliyor topun nereden geleceğini. Burak Yılmaz'dan hala bir şeyler bekliyoruz takım olarak. Tamam, koşma. Yıkılırsın şimdi yere amına. Gördü İrfan Kahveci, İrfan Can Kahveci'ye. Hakan Çalhanoğlu. Verdiği pası Burak Yılmaz. Burak Yılmaz baktı arkadaşlarına, rakibin defansının oturmasını bekledi. Şimdi tekrar İrfan, tek top Hakan'a. Hakan gördü Burak. Burak döndü Denize dönemedi. Friki kalma çabaları Türkiye'de. Okay kesemiyor şu anda. Maçta durgunluk hakim. Dönmesin. Olabilir, adamlar dünya dördüncüsü oldu falan filan. Aynen devam. Hadi arkadaşlar. Acaba en zor modda açmasa mıydım ya? Hadi oğlum. Hadi Meri. Hadi lan, yemeyin lan onu. Helal. Helal. Rakibin tehlikeli olduğu dakikalar. Bizim ileri üçlüde çok büyük sıkıntı var. Sağ sol kanatta eksiğimiz var. Bu konularda bir adam lazım bize. Güzel. Boğduk adamları. Burak sen zaten çıkacaksın, adamları kovala bari. Çok iyi lan. Çok iyi baskı lan. Hadi lan. Arkadaşlar bir sıkıntı var, hadi oğlum. Burak Yılmaz döndü, içeri dönemedi. Alkışıyoruz Burak, helal olsun. Hakan Çalhanoğlu topun gerisinde, açtı ortayı, kay geliyor, vuramadı. Karambol ve İrfan ananı. İlk yarıdaki ortalamaları görüyorsunuz beyler, muazzam oynuyoruz. Kaleye olan şutumuz yok, %35 ortalama, tam bir Türkiye. Ancak bizi bu durumdan kurtaracak kişiyi biliyorum ben. Kenan Karaman, ama biraz sonra alacağım onu. Ya o kötü yerde faul aldılar. Ne penaltısı lan? Paniklettiriyor bizi ya. Çaylar Söğüncü'den Rolaşata denemesi. Güzel kestik, hadi oğlum. Ananı oru dediğin gibi adamlara bak, ne güzel oynuyorlar ya. Ya bu gene mi aynı adam attı ya? Bak 2-0 oldu ha. Ben bir maça bir ayar vereyim. Beğenen... Bir şey yapamadım. Çünkü zorluk buradan değişmiyormuş. Hakan arkaya bıraktı. Burak yapamadı ama çok iyi geldik. Bu ne demek beyler? İstesek atabiliriz. Hadi oğlum. Şu anda biz istemediğimiz için oynamıyorduk. Ve ama başladık işte. Sıkıntı o, başladık.
I think they've got to make a statement now to say to their opposition we're not giving and the shots. Bravo, bravo Mert. Bravo. Bugün kova değilsin helal. He's literally playing into his hands. Aa bizimkiler düz koşamıyor ki. Adama çarpıyor ya. Artık bir değişiklik zamanı geldi lan. Şu ateşleyelim takımı beylere. Böyle olmuyor çünkü. Asıl adamlarımı şimdi alıyorum. Sabahtan beri bu silahlarımı kullanmamıştım. Ama yeter artık. Ozan sen gel kardeşim bir. Senden sonra Cenk Tosun. Evet Deniz Türüç. Allah aşkına git baba. İki forvet. Gördüğünüz gibi sağ kanat yok takımda. İşte bu çok iyi. Hatta Cengiz'i de çıkart. Hiçbir işe yaramıyor. Yusuf Yazıcı'yı alıyorum. Hayatın bütün değişik kurallarıyla oynayacağız beyler. İki tane ofansif orta saha. İki forvet. İki göbek. Yani ben başka bir şey söylemiyorum. Siz zaten taktiği çözmüşsünüzdür. 3 değişikliğinin 3'ünü de kullanıyor Türkiye. Dakika 60. Erkenden bir müdahale gerekiyordu maça. Top ayarlıyorlar. Top. Reziller. Rezil. Adamlar yemin ederim tam bir soğuk gibi oynuyor bak. 2-0 yeniliyorum zaten. Zaten canı sıkın. Mükemmel bir pas. Ama boku çıktı pası. Hakan Çalhanoğlu'dan döndü. Cenk Tosun geride attı golü. Muazzam bir çalım, harika bir orta ve Türkiye durumu 2-1'e getiriyor. Daha bu burada bitmedi. Biz bitti demeden bitmez diyor Cenk. Maçta skoru bir farka indiriyor. Evet. Ya bir an dedim şurada sıçtık dedim o pas çok gidince de Cenk lah lah golüyle. Hadi Hırvatlar hadi. Hadi. Bizimkiler yanıyor şu an. Formalar alev alıyor alev. Beyler orta açacağım ama ortaya giren yok, çıkan yok. Cenk yapıyor oğlum bunu. Mecbur pas verecek. O da mecbur. Yapma be, faal yapma be orada. Oha kullandılar. Hadi dakika 76. Ya şimdi ya hiç beyler. Cenk mükemmel aldı topu. Harika da bir pas verdi. Maç açılıyor. Maç açılıyor. Yusuf geliyor. Yusuf verdi pası. Verdi oradan. Burak alırsın Burak. Ya Burak yemin ederim bir şey yap ya. Abi en güzel yerlerden veriyoruz sana. Yani bir topa sen gir artık ya. Atabilsek zaten atarız amına. Korktu. Hırvatlara çöktük beyler. Yenilsek bile halk mücadelemizi görüyor şu an. Çalhanoğlu mükemmel bir vuruş ama kaleci. Ozan'dan baskı. Hadi beyler. Nefes aldırmayan baskı sistemini oynuyoruz şu an. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Dakika 83. Bu Modric hala yaşıyor mu ya? Çıksana lan artık şu oyundan. Rabic. İrfan Can'dan mükemmel müdahale. Hakan Çalhanoğlu uyuyor. Yorgunluk başa bela. Böyle bir maçta yapma Hakan. Sert müdahaleler. Maç artık iyice gerginleşti. Türkiye beraberlik istiyor. Hakan geliyor. Gördü orada Cengi. Pas ama. Ama kaleci uyanık. Hadi beyler son 3-5 dakika bir şeyimiz kaldı lan. 2 dakika kalmış oğlum. Hadi lan nereye atıyorsun? Ya abicim bak. Yusuf Yazıcı varken o adama niye atıyorsun? Burak bütün maç senin yüzünden gitti ya. Adamlara bak top ayarlıyor. Şerefsiz bunlar ya. Hiçbir şey yok. Oyna ya. Hoca oyna be. Bizim bu adamlardan 2 yiyeceğimiz kadere yazılmış herhalde ya. Biz her yerde 2 yok bu adamlardan. Ama ben istesem bunu YouTube'a 10-0 yapıp atardım ama atmayacağım. Tek bir videoda oturup tek oynadığım maçı skorunu direkt paylaşacağım sizle. Amacımız eğlenmekti zaten. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Artık istenirse bir sonraki PES videosunda görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.